Ya Pınar da Ankara'ya dönmüş. Vedalaşamadık bile. Niye gitmiş ki Yavuz abi? Ne bileyim. Bahar Hanım'ı görebilsem bir sürü şey soracağım da. Ne oluyor, ne bitiyor? Hiçbir şeyden haberim yok. Tek öğrendiğim, Hızır Reis'e yerleşeceklermiş. Orada kalacaklarmış. Hadi gözün aydın yeğenim. İnsanlık için küçük ama senin için büyük bir adım. Anlamadım Hamdi baba. Bahar ablanın Hızır Reis'le evliliğe adım atmasını diyor Hamdi baba. Ha. Yani bu kadar olan şeyden sonra Bahar fikrimi sorsa şahsen ben hayır derim. Milyar milyar dolara ancak senin gibi bir sıboş hayır der zaten. Hayatta her şey para değil Hamdi baba. Bahar'la evlenecekler. Hızır Reis belki de 2 gün sonra ölecek. Yazık değil mi kız kardeşim öylece ortada kalsın? O kadar parayla ortada kalana yazık denmez. Şandul denir yen. Ya Rabbi, sen bizim de yüzümüze bak. Amin. Yaman abi, acaba biz de? Oha Özcan, oha. Yok abi, Hızır Reis'lere taşınalım demeyecektim. Paçalılar tamamen evden çıkacaksa biz oraya mı geçsek? Güvenli ev abi. Hem Bahar ablayı da zor durumda bırakmamış oluruz. Bahar abla zaten evini bulmuş Özcan kardeş. Niye oraya gidelim ki? Orası tam Hamdi babaya göre Seko. Biz gidip bir keşif yapalım Seko. Yaman, bunlar neyin peşinde? Behzatlar evden çıkmışlarsa evi soyacaklar. Ya siz nasıl insanlarmışsınız ya? Adamların 7 sülalesi öldü, siz hala soyma peşindesiniz. Çaldıklarımızı, hayatın bizden çaldıklarına saysınlar yeğenim. Soğudu mu diye bakıyordum Yavuz abi. İstersen yenisini getireyim. Getir kardeşim, getir. 3 gündür akşam yemeği yemiyorum ya. İliğimizi sayacaksan biz kendimize başka bir yer bakalım. Değil mi Özcan yeğenim? Bizim masamızdan çalamazsın baba. Anlaşmamız vardı. Benim de şeytanla bir anlaşmam var Yaman. Senin keyfine göre bozamam. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.